Merhabalar arkadaşlar. Geldik şimdi yeni bir soru türümüze. Paraphrasing. Yani İngilizce'den İngilizce'ye çeviri sorularına. Öncelikle bu sorularla alakalı olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Gidin çevirden yapın daha hayırlı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ha, evet bazı işte teknikleri, taktikleri var ama öbür taraftan uzun vadede çok da fazla işe yarayan ya da bütün sorulara uygun teknikler var mı? tartışılır. O yüzden de arkadaşlar bu konuda içtenlikle söylüyorum. Mutlaka bu soruları çevirden çözün açıkçası. Ha işimizi kolaylaştıracak bir şeyler var mı? Tabii ki de var. Şimdi ise tek tek bunlara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle ne yaptık en son? Diyalog sorularını çözdük. Ne yaptık? Toparlayalım. Close sesleri hallettik. 8 soru cümle tamamlama vardı tamam. Sonra 5 paragrafımızı çözdük geldik sonra diyaloglara. Bunlar da bitti. Karşımıza 49. soru çıktı. 53. soruya kadar. Yani toplamda yine bir 5 soru arkadaşlar. Anlamca en yakın cümleyi bulma sorusu olarak karşımıza gelecek. Ve bu sorularda arkadaşlar olay ne? Bize bir tane İngilizce cümle veriyor. Bu İngilizce cümleye anlamsal açıdan baktığımızda en yakın İngilizce cümle bunlardan hangisidir diye soruyor. Peki böyle bir soruyu çözerken biz nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar bağlaç 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 diyeceğim burada da. Bağlaç yapılarının bilgisi burada kullanabileceğimiz bir ipucu. Ama buradaki bağlaç bilgisi arkadaşlar birazcık işlerin karıştığı bir bağlaç. Neden biliyor musun? Mesela soru kökümde benim bat bağlacım olsa Normalde Bat'ın belli bir grubu var değil mi? But, but yet however ya da nevertheless, nonetheless, even so. Burada ise arkadaşlar illa ki Bat'ın eşi anlamlarını vermek zorunda değil. Mesela düşünelim Bat bir zıtlık bağlacı. Başka zıtlık bağlacı ne var mesela? E, do var. Mesela on the other hand var. Mesela by contrast ifadesi var. Mesela despite var. İşte burada zıtlık bağlaçlarının arkadaşlar anlamsal grubunda bulunan bütün bağlaçları benim karşıma getirebilir. Ya da mesela soru kökümüzde so olsun. So ne sonuç bağlacı. Sonuç bağlaçları sebep ve sonuç cümlelerini birbirine bağlar mı? Evet. E sebep ve sonuç cümlelerini birbirine bağlayan bir bağlaç grubum daha vardı. Sebep bağlaçları. İşte o yüzden burada mesela so bağlacının yerine because'la da yazabilir. Nasıl yazabiliyor bunu? Hemen gel şöyle bir örnek vereyim sana. I love you. So I will ignore this. Gibi bir ifade verdiğimiz varsayalım. E şimdi ben böyle, bu, böyle bir cümleyi şu so'yu silsem. Bunun başına because I love you I will ignore this gibi bir ifade versem olur mu? E tabii ki de olur. İşte bu sebepten dolayı buradaki bağlaçlar aslında biraz daha geniş. Soru kökünde batı mı gördün? Git bütün zıtlık bağlaçlarına bak. Soru kökünde sebep bağlacı mı gördün? Git bütün sebep ve sonuç bağlaçlarına bak. Bunları eş anlamlı olarak verebilir. Unutmayalım bunu. Peki mesela şöyle bir sorun var. Örnek bir soru geldi. Bir kazı gördüm. E o zaman hemen dedim ben bunun eş anlamlarını bir seçeneklerde arayayım. Ama dikkat edeceğim ne? Bir. As since because for in that now that given that. Because'un eş anlamlarıydı. 2. Because of duty owing to thanks to. Uh, as a result of as a consequence of. Olabilir. So da since therefore as a result as a consequence olabilir. Bu bağlaçların tamamını ben seçeneklerde aramak zorundayım şimdi. Hemen bir bakalım mesela. He, geldim Adana seçeneğine ve şöyle baktığımızda if ifadesi var burada. Bursa seçeneğine geldim. Even if ifadesi var. Bir de burada bir kaos gelmiş. Ha, tamam dursun. Devam ettim. Ceyhan seçeneğine geldim. Herhangi bir bağlaç irrespective of var. Tamam. Devam edelim. Denizli seçeneğine geldim. If var. Despite var. Daha sonrasında Edirne seçeneğine geldim. Regardless of ifadesi var. Since ifadesi var. Şimdi baktığımızda arkadaşım diyorum. No matter what the surrounding temperature is gibi bir ifade vermiş burada. Ee, tamam. Because mammals are warm-blooded ifadesini verdi. 1. Ben because'u if ile karşılayamam değil mi? O sebepten dolayı bu olmaz dedim arkadaşım. Devam ediyorum. Ceyhan seçeneğine baktım. Bir karşılığı olabilecek bir ifade söz konusu değil. Bunu da gönderdim. Devam edelim. Despite'ı karşılayacak herhangi bir zıtlık bağlacı yukarıda yok. Bunu da gönderdim. Bir kaz sinsi karşılayabilir. Evet güzel. Demek ki benim cevabım ya Bursa seçeneği ya Edirne seçeneği. Hangisi ise artık sonrasına bakarım. Ama en azından ilk etapta bir bağlaçlara odaklandım. Ve bu bağlacın karşılığı olabilecek ya da olamayacak ifadeleri belirledim. Olamayacakları ne yaptım? Geri plana bir attım. Adana, Ceyhan, Denizli geride kalsın. Peki devam edelim. Mesela bak bir diğer soru. Considering both numbers of animals involved and the extent to which they are harmed, factory farming causes more harm to animals than does any other human practice dedi. Bir, benim burada direkt gözüme çarpan ifade both and ifadesi oldu. Şimdi düşünüyorum. Ya bu both and ifadesi arkadaşlar. Hem o hem de o diyen bir ifadeydi değil mi? Yani iki şeyin ikisini de tercih ediyorum ben der mi? Evet der. E o zaman düşünüyorum. Bir, ben both and arayabilirim seçeneklerde. Peki bunun yerine not only But also'yu da arayabilir miyim? E o da ikisini seçiyor, bu da ikisini seçiyor. Evet bu da olur. Sıkıntı yoktur. Not only but also ifadesi karşıma gelebilir. Peki şimdi öncelikle buna bir bakalım. Mesela bak burada both var. Evet. Burada end var. Evet güzel sıkıntı yok. Not only var. But also var. Evet güzel sıkıntı yok. Ceyhan seçeneğine geldim. Hemen şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir ifade yok. Not only but also, both, as well falan hiç öyle bir ekleme muhabbeti yok. Devam edelim. Denizli'ye geldim. Hemen şöyle bir bakıyorum. Along with belki ama sanmıyorum. Devam edelim. Başka Edirne seçeneğine baktım. As well as. Bir ihtimal belki bu da olabilir. Ama en azından both end'in karşılığı olarak not only aramamız gerektiğini bilelim. Bunları birazcık şüpheyle yaklaşalım bu ekleme yapan ifadelere. Ama öbür taraftan Adana ve Bursa seçeneği en azından ilk etapta ön plana çıkarabileceğimiz, gerekirse de sonradan çeviriyle odaklanabileceğimiz seçeneklerimizdir diyebiliriz arkadaşlar. Peki başka neye dikkat etmek lazım? Başka dikkat edebileceğimiz bir diğer husus da arkadaşlar muddle yapılarıdır. Mesela baktığımızda burada tabii ki de şöyle bir iddiam yok benim. May gördün mü? May ihtimal belirtiyor mu? Evet. E peki bunun eş anlamlısı neydi? May, might, be likely to ifadesiydi. Can, could'du değil mi? E haliyle bu beşiden birini mutlaka görmek zorunda değilsin. Buna da dikkat edeceksin. Mesela may ifadesi yerine ben It is likely ifadesini kullanabilir miyim mesela? Evet kullanabilirim. Ya da ben need to, must, have to ifadesi yerine it's your duty gibi bir ifade kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Yani bir madalı gördüğümüzde illaki o madalın eş anlamlısı değil o madalın bana anlamını verebilecek bir şey görmek zorundayım. Bunu unutmayalım. Peki mesela bak. Because industrialized countries have been the primary greenhouse gas emitters, they should play a role in helping the world shift to renewable energy sources demiş. Peki bir ben bu ifadeyi görür görmez. Bu because'u ya da bu anlama gelebilecek farklı ifadeleri arar mıyım? Evet ararım. Mesela baktığımızda hemen Adana seçeneğinde bir ifade göremiyorum sebep ya da sonuç belirtebilecek. Bursa'ya geldiğimizde mesela ez ifadesi varmış burada. Ceyhan seçeneğinde oldu o demiş sanki olmaz gibime geldi. Denizli seçeneği the reason why sebebi. Bak bu da olabilir aslında neden olmasın. Devam edelim Edirne seçeneğine geldim. Yok. Haliyle de o zaman baktığımızda benim ilk etapta burada odaklanmam gereken seçenek aslında Bursa ve denizi seçeneği olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. E haliyle de o zaman bu bir, iki. Burada they should play a role diyerek buradaki should modelını gördün mü? Evet. Haliyle de o zaman hemen buradan buna benzer bir ifade arayalım. Şimdi Bak burada should help ifadesi karşımıza çıkmış Denizli seçeneğinde. Peki Bursa seçeneğinde bir ifade var mı? O should muhabbetini bana veren, it's the duty ifadesi var bak görevidir, should play a role bilemedim tartışmaya açık. Ben olsam mesela bu soruda Denizli seçeneğini ön plana çıkarırım ama ne olur ne olmaz diye Bursa seçeneğine de bakabilirim arkadaşlar. Peki buna ilk olarak da arkadaşlar... Quantifiers yapıları bizim dikkat edebileceğimiz bir diğer şey. Neydi quantifier? Miktar belirteçleriydi arkadaşlar. E, miktar belirteçlerinin o verdiği anlam bizim için bir ipucu olarak karşımıza gelebilir. Ha illaki ve illaki tabii ki de işte mostu gördüğünde çok diyen bir şey olmak zorunda gibi bir durum söz konusu değil bak. Neden biliyor musun? Mesela şöyle bir şey versem ben desem ki... Most of my friends attended my wedding. Pek çok arkadaşım düğünüme katıldı gibi bir ifade verdiğimde aslında bunu ben şu şekilde yazabilir miyim? Pek çok arkadaşım düğünüme katıldı. Çok az arkadaşım düğünüme katılmadı. İkisi de aynı mesajı verir mi bana? Evet verir. İşte o yüzden de olumsuz yapıp aslında ben buradaki quantifier yapısının tam tersinde kullanabilirim bunu yerine. Hani o yüzden de bunlara da dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Peki mesela bak. Though dynasties changed over the thousands of years of Chinese history, many of the elements of Chinese life remained the same. Ne demiş burada? binlerce yıllık Çin tarihi boyunca hanedanlar değişmesine rağmen Çin yaşamının pek çok elementi aynı kaldı. Bak burada mini ifadesi karşımıza gelmiş değil mi? Pek çok element diyor. Peki gel seçeneklere bir bakalım. All of the elements demiş adına seçeneğinde. Bütün elementleri demiş. Hayır pek çoğu demek bazı elementleri gitti bazıları ama büyük bir kısmı kaldı demektir. O yüzden all of diyemem mesela ben burada. Many elements of Chinese life hardly succeeded to continue. E bak orada da many diyor, orada da many diyor. Olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bak ne demiş burada. Çin yaşamının pek çok elementi devam etme konusunda başarılı olamadı demiş. Yani aslında burada tam tersini söylemiş. O yüzden bu ifade de sıkıntılı bir ifade. Devam edelim. Many dedi bak bu olur sıkıntı yok cümle gereği, cümlenin gidişatından dolayı bazı elementleri demiş bir ihtimal düşük de olsa sadece çok az elementleri demiş yok bu da olmuyor diyebiliriz. Haliyle de baktığımızda arkadaşlar en azından ilk etapta odaklanmamız gereken seçenekleri belirlemiş oluruz. Yani Adana'yı, Bursa'yı, hatta Denizli'yi bir geri plana at, hatta Edirne'yi bir geri plana at. Ceyhan seçeneği böyle mi değil mi? Buna bir odaklan diyebilirim açıkçası. En azından çeviriye girdiğimde benim ilk odaklanacağım seçenek Ceyhan seçeneği olacaktır. Bu soruda diyebilirim. Peki buna ilk olarak arkadaşlar dikkat edebileceğimiz bir diğer şey ise zarflar olarak bizi karşılar. Özellikle arkadaşlar bir zarfla karşılaştığınızda bu zarfın karşılığı olabilecek ifadelere odaklanabiliriz biz. Ama tabii ki de şuna da dikkat etmemiz de gerekir. Zarfları biz istersek aynı zamanda sıfat şeklinde de yazabiliriz. Mesela baktığımızda eating healthily gibi bir ifade var soru kökünde. E, Healthy diet gibi bir ifade olarak da bunun karşılığını bize verebilir isterse. İşte bu noktada da sadece zarflara sadece L'ye ile bitenlere odaklanmamamız gerekiyor. Bunların sıfat versiyonlarının da bizi karşılayabileceğini anlamamız gerekiyor. Mesela bak. Eating healthily does not mean obsessing about the features of the specific nutrients in a meal nor following the latest trends demiş. E haliyle ben burada eating healthily ifadesine baktığımızda hemen şöyle bir bakıyorum. Arkadaşım dedim ya ha He, eat healthily demiş. Belki Adana olabilir. Devam ediyorum. E healthy diet demiş Bursa'da. Olabilir sıkıntı yoktur. Ceyhan'a geldiğimizde mesela e healthy diet demiş. Olur. Sıkıntı yoktur. Devam ettim. Buraya Denizli seçeneğine geldiğimizde ise yok. O yüzden bunu geri plan atabilirim. Mesela zarfın karşılığı olmadığı için. Aynı şekilde Edirne seçeneğine de ehal feda et Bu da bir ihtimal olabilir. Yani evet zarfları kullanabiliriz. Ama zarfların sıfat versiyonlarının da bizi karşılayabileceğini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar bu sorulardan. Peki devam edelim. Bir diğer dikkat edebileceğimiz husus arkadaşlar karşılaştırma ve kıyaslama yapıları. Yani komparatif ifadeleri mesela dikkat etmekte fayda var. Ama öbür taraftan komparatif yapılarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ahmet Mehmet'ten daha uzundur gibi bir ifade verdiği zaman biz ne diyebiliriz bunu nasıl çevirebiliriz mesela? Ahmet boy açısından işte Mehmet'ten daha uzundur. Ya da Ahmet Mehmet'ten daha büyük bir boya sahip, daha uzun bir boya sahiptir gibi farklı şekillerde bunu anlatabiliriz. Ya da bir diğer dikkat etmemiz gereken husus. Arkadaşlar tam tersine de çevirebilir. Ahmet Mehmet'ten daha uzundur dedim. E peki ben bunu seçeneklerde Mehmet Ahmet'ten daha kısadır diye verebilir miyim? evet verebilirim. Sıkıntı yoktur. Ya da mesela Ahmet sınıftaki diğer herhangi bir öğrenciden daha uzundur dedi. Komperatif. Ama ben bunu süperlatife çevirebilir miyim? Ahmet sınıftaki en uzun öğrencidir diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. O yüzden de işte komperatiflerin aslında süperlatiflere de çevrilebildiğini, komperatiflerin terse çevrilebileceğini Ahmet Mehmet'ten uzundur, Mehmet Ahmet'ten kısadır şeklinde yazılabileceğini mutlaka bilelim isterim açıkçası. Yani bizim karşılaştırmalarımızı yaparken bu karşılaştırmayı anlamsal açıdan yaptığımızdan emin olacağız arkadaşlar. Peki mesela bak burada Considering both numbers of animals involved and the extent to which they are harmed Factory farming causes more harm to animals than any other human practice dedi. 1. Ben buradaki both and'den dolayı hatırlarsan ne yapmıştım? Adana seçeneğinde bulunan both and ifadesini görmüştüm. Devam ediyorum. Bursa'da not only but also vardı. Ceyhan seçeneğinde bunu göndermiştik diye hatırlıyorum. Aynen. Devam edelim. Denizi seçeneğine baktığımızda bir ihtimal demiştim. Hani biraz daha geri plana atmıştık ama alongwet ve ezvelizif faaliyetleriyle hadi belki olabilir demiştik. Tamam. Şimdi buraya bir bakalım. Fabrika tarımı diyor. Sebep olur. Neye? Hayvanlara daha fazla zarara sebep olurmuş. Neyden? Diğer herhangi bir insan uygulamasından daha fazla hasar verir dedi. Yani eşittir bu şey şu demek değil mi? Fabrika tarımı en çok hasar veren şey. Bak anlamsal açıdan ben bu komparatifi süperlatifi yapabilirim. Peki bir bakalım. Ne demiş? Diğer insan uygulamaları factory farming'den daha zararlıdır. Hayır. Zararlı olan factory farming'de. Bu sebepten dolayı Adana olmadı arkadaşlar. Bu tam tersi. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Buna ben A diyeyim. Buna ben B diyeyim. Ve diyorum ki A daha zararlıdır B'den. Burada ne diyor Adana seçeneğinde? B A'dan daha zararlıdır diyor. Yok böyle bir şey olmaz. Bu tam tersi çevirdi. O yüzden bunu bir gönderdim. Devam edelim. Baktığımızda mesela Bursa seçeneğinde herhangi bir şekilde kıyaslama var mı? Yok gibi duruyor. Dolayısıyla ben bununla bir geri plan atabilirim istersen. Devam edelim. Mesela Denizli seçeneğine baktım. Daha fazla hayvan dedi ama burada bir kıyaslama yok mesela. E haliyle Denizli seçeneğini de gönderebilirim. Ha, demek ki cevap Edirne seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar bu soru için konuştuğumuzda. Yani aslında ben burada evet tek tek anlatıyorum bazı şeyleri ama soruyu çözerken bunların tamamını birleştirmemiz gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki gönderdim bunu da. Eğer buradaki 5 maddeyi işlediysen Mümkün olduğu kadar seçenekleri geri plana atabildiysen, eleme yapabildiysen, artık yallah çeviriye diyorum. Yani baktığımızda arkadaşlar, paraphrasing soruları direkt olarak şunu 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 yap diyerek uygulatabileceğimiz ya da direkt doğru cevaba ulaşabileceğimiz sorular değil. Ha belki seçenek de işe yarar. Ama öbür taraftan yaramıyorsa da git çevirden yap daha hayırlı. En son çeviriye gireceğiz arkadaşlar. 6. aşama olarak da. Yani toparlarsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim? Hemen bir hatırlayalım. 1. Öncelikle bağlaç demiştik. 2. Mod'a odaklanabilirdin. 3. Quantifier'lere bakabilirdin. Zarflara bakabilirdin. Karşılaştırma ve kıyaslama yapılarına bakabilirdin. Bunlar olmadı mı? git çeviriye gir diyorum. Ya da en başta söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Gidin çevirden yapın. Daha hayırlı emin olun arkadaşlar. Çünkü burada bu soruları ÖSYM soru yazarları öyle yazıyor ki herhangi bir şekilde taktik, teknik iş etmek ciddi anlamda zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bana göre paraphrasing soruları oturup tek tek çevirerek çözülmesi gereken sorular diyebilirim. Peki bununla beraber arkadaşlar paraphrasing konu anlatımında tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ise Murat hocam sizlerle paraphrasing sorularını çözecek. Sonrasında ise benimle yeni bir soru türüne geleceksiniz. Nedir o da? Situation yani durum sorularıyla arkadaşlar devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.